Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile çiçek yetiştireceğiz. Hemen giriş yaptıktan sonra oluştur sekmesine tıklayalım. Ve açılan penceredeki fuklamızı silelim. Şimdi ilk olarak arka plan yükleyeceğiz. Bir dekor seç kısmına tıklayalım. Ve buradan bir arka plan seçelim. Şöyle gökyüzünü de görebileceğimiz bir arka plan seçtikten sonra buradan bir kukla seç kısmından kukla çizim aracını tıklıyoruz ve bir güneş çizeceğiz. Bunun için şunu iptal edelim, şu çizgiye tıklayıp ve sarı rengi seçelim. Ardından yuvardan seçip güneşimizi oluşturalım. Güneşimizi şuraya merkez noktasına sabitledikten sonra şimdi çizgi çubuk aracını alıp bunu da 15 yapalım. Çok kalın oldu. 15. Şöyle damlacıkla sarı rengi seçtik. Çubuk aracımızı aldık, çizgi aracımızı ve güneşin ışınlarını şu şekilde yerleştirelim. Evet, güneşimizi çizdikten sonra şöyle eğer çubuklar tam yerine denk gelmemişse onları hafif şöyle oynatarak yerleştirebiliriz. Bunu yaptıktan sonra ok işaretini seçip hepsini seçili hale getiriyoruz ve buradan gruplandır diyoruz. Şimdi boyutunu biraz küçültebiliriz. Şöyle yine merkez konuma getirdim bakın. Daha sonra burada istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Şöyle yerleştirdim güneşimi. Şimdi kod bölümüne geçiyorum. Ve buradan olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında güneşim hareket etsin. Şöyle kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Ve güneşin dönüş yapması için 15 derece dön şeklinde bir komut yazdım. Bakın şu şekilde gökyüzünde dönecek. Bunu biraz daha yavaş dönsün istersek tabii azaltabiliriz. 12 yapalım. Evet, böyle iyi gidiyor. Şimdi ikinci kuklam olan sulama aracını çizeceğim. Çizim aracı aldım yine. Ve buraya bir tane sulama aracı çizeceğim. Şöyle bir renk seçeyim kendime. Koyu bir yeşil olsun. Hemen dikdörtgeni seçtim. Şuraya şöyle bir dikdörtgen çizdim. Şimdi fırçamı alıyorum. Fırçamın kalınlığını ayarlayayım. Kalınlığını 20 yapayım. Ve şuraya bir kulp çizeyim. Şöyle. Şurada da sulama aracımın ucu olsun. Bu da şöyle iki kat geçtim. Bunu yaptıktan sonra yine ok işaretine tıklayıp bunu seçili hale getiriyorum. Ve biraz boyutunu küçültüyorum. Ve şu çizgiye bakın yerleştirdim. Şimdi bunun şurada üstüne tıklıyorum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum. Tekrar kopyasını çıkartıyorum. Şu ikinci kostümde
seçili hale getiriyorum ikinci kostümü ve bunu seçili hale getirip hafif şöyle eğiliyor havasını veriyorum, şöyle eğiliyorum ve böylece eğildiği zaman da fırça aracını aldım, su akmasını sağlayacağız şimdi. Mavi rengi seçelim. Ve buradan şöyle sulasın bitkimizi. Bitkimizi suladıktan sonra tekrar bu konuma gelsin. Evet, ikinci aracım da, kostümüm de tamam. Kuklam. Hemen üçüncü bir kukla, o da çiçeğimiz olacak. Çizim aracına geldim tekrar ve buradan çiçeğimi çizeceğim şimdi. Hemen yuvarlak şekli aldım. Bu çiçeğin merkezi olsun. Etrafında da pembe yaprakları bulunsun. Pardon. Şöyle çiçek yaprağı şeklinde bir yuvarlak çizdim. Şimdi bunun kopyasını çıkartacağım. Ok işaretini tıklıyorum. Kopyasını çıkart, yapıştır diyorum. Bundan 1, 2, 3, 4, 5. Bu ikisinin de kopyasını çıkartıyor, bir saniye. İkisini de seçili olarak algılamış. Sadece bu seçiliyken kopyasını çıkart. Şöyle aldım. Getirdim buraya yapraklarımı. Tek tek bakın takıyorum şimdi. Evet, hemen bunun bir tane daha kopyasını çıkartalım. Ve onu da şuraya alalım. Evet, çiçeğim bu şekilde. Şimdi burada sapını çizelim. Hemen sap için yeşil rengi seçelim. Şöyle
Şöyle bir suyum olsun. Şurada minik bir yaprağı olsun. Evet. Çiçeğim hazır. Hemen ok işaretini seçtim. Bunu seçili hale getirdim. Ve biraz büyüklüğünü ayarlayacağım şimdi. Küçücük bir çiçek olsun başlangıçta. Ve bunu şöyle seçili hale getirip daha sonra sürükleyip tam şu merkez noktaya bıraktım bak. Burada da alıp şöyle şuradaki çizgiye denk getireyim. Bunu da biraz daha geriye alayım. Evet, şimdi çiçeğim daha biraz küçültebiliriz. Şöyle küçülttüm, yerini yerleştirdim. Bakın, bu boyutken buradan kopyasını çıkartıyorum. İkinci aşamada tekrar seçili hale getirip biraz daha boyutunu büyütüp hafif büyüttüm. Seçili hale getirdim ve götürdüm yine merkez noktası burada olsun. Tekrar kopyasını çıkartıyorum. Tekrar birazcık büyümesini sağlayacağım. Hafif. Ve götürüp şöyle yapayım, gruplandırayım tekrar. Şuraya yerleştirdim ve bir daha tekrar kopyasını çıkarmak suretiyle seçili hale getirdim, gruplandır dedim, biraz daha büyüttüm. Kocaman oldu şu anda. Ve götürüp yine buraya yerleştirdim. Evet. Şimdi tabii güneşimi de biraz daha yukarı alalım şöyle. Şimdi güneşin kodunu yazmıştık. Onun kodunu yazalım. Kod kısmına geçtik. Olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında bu sulama aracım bu konuma gitsin. Önce konumunu belirleyelim. Şu an bakın bu konumda. Daha sonra bir haber göndersin. Kime haber gönderecek? Çiçeğe haber gönderecek. Kontrol kısmından haber sal diyoruz. Görünümden birinci kostüm. Kostüm 1'e geçsin, yani bu konumda dursun, bu şekilde haber salsın ve daha sonra bir sonraki kostüme geçsin. Kostüm 2'ye geçsin, çiçeği suladıktan sonra bir saniye beklesin, bir sonraki kostüme geçsin. Kostüm 3'e geçsin. Bakalım şimdi. Evet, bu şekilde sulama yapacak. Tıklandığında. Bunu durduralım. Şimdi çiçeğimize kod yazalım. Hemen çiçek sekmesi. Çiçeğe geldiğimizde bakın, çiçek bu haberi aldığında şöyle haber biri aldığında çiçeğimiz şu konuma gitsin, bulunduğu konuma gitsin ve burada
görünüm olarak kostüm bir kılığına geçsin. Ve haberi alır almaz büyümeye başlamaması için kontrol sekmesinden 3 saniye bekleme süresi verelim. 3 saniye beklesin. Ardından kılık değiştirsin. Yani ikinci kostüme geçerek yavaş yavaş büyüsün. Bu şekilde kopyalarını çıkartıp kostüm 3'e yetişmesini sağlıyoruz. Kopyasını çıkart. Kostüm 4 en son bu hale gelecek. Evet. Şimdi durduralım. En baştan başlatalım. Evet, bu şekilde çiçeğimizi yetiştirmiş oluyoruz. Şimdi buna bir de müzik ekleyelim. Sesler kısmından ses seç diyoruz ve buradan döngülere bakalım. Döngülerden herhangi bir müzik. Güzel gibi. Şunu seçelim. Kod bölümüne geçiyoruz. Kontrol olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında sesler sekmesinden bu sesi animasyonumuz bitinceye kadar çalsın. Şimdi tekrar başlatalım. Bunu bir durdurayım. Evet, sizler de kendi animasyonunuzu yapabilirsiniz bu şekilde. Belki birden fazla çiçek yetiştirmek istersiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.